saat sabah şu an 6.30. Buradan Fethiye'ye uzun yola gidiyoruz. İlk molayı verdik. Yola devam. Oh. Motordan bir koku gelmeye başladı. Günaydın. Günaydın. Saat sabah şu an 6.30. Biz hemen hızlı bir şekilde apar topar hazırlandık arkadaşlar. Buradan Fethiye'ye uzun yola gidiyoruz. RKS New Light 125'lik motorumuzda. Bizim de ilk defa bir uzun yol deneyimimiz olacak. Gidişatı videonun ilerleyen zamanlarında siz de biz de birlikte göreceksiniz. O zaman videoya geçelim. Görüşürüz. Bye. İlk molayı verdik. Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Şimdi Eskihisar tarafına gelmişiz. Yani biz de tam bilmiyoruz buraları ama internetten baktığımızda Eskihisar yazıyor. Motorumuzu çektik. O biraz dinleniyor. Biraz biz de dinleniyoruz falan. Benzinliğe uğradık. Biraz ihtiyaç molası. Şöyle çardaklar falan yapmışlar. Biz de birazcık mola veriyoruz. Biraz daha dinlenip devam edeceğiz. Bakalım. Şimdilik gidişat güzel. Bir sıkıntı çıkmadı motorda da. Yavaş yavaş gidiyoruz. Yani yavaş yavaş dediğim ortalama 80 km hızla falan gidiyoruz. Motorumuz da bu. Sıkıntı çıkarmadı. Çok şükür. Biraz dinlenip bir kahve falan içeceğiz. Ondan sonra kaldığımız yerden tekrardan devam. Görüşürüz. Ben de şunu aldım, kalın. Çok soğuk ya. Burada gördüğünüz gibi bayağı bir kalın. Yol bayağı bir soğuktu yani. Buz gibi. Bu çardak şeye çok, çok güzel olmuş ya. Aynen. Çardak olayı. Mola verenler için ideal yani. Evet. Ben güneşe geçtim biraz ısınmak için. Dün de denize gittik, yandık. Yüzümde tüp patlamış gibi. Acıyor valla. Nasıl geçiyor? Güzel. Ben normalde gelmeyecektim. Aynen. Ben tek gidecektim Fethiye'ye. Fethiye'de arkadaşlarım var. Merih'le Birkan. Selam bunlara. Ama iki el vermedi tabii. Yolda işte bir şeyler falan olur diye. Evde dedim kendimi yiyeceğime. Birazcık kendimi yamamış gibi oldum ama. Akşam evden
dizi indirdi. Molalarda dizisini izliyor. İyi, güzel geçiyor bence şimdilik. Gerçi daha var yolumuz da, 2,5 saat falan daha yolumuz var. Öyle yapacak bir şey yok. Delilik. 6'da kalktık sabah. Evet. 7'de yola çıktık. Yani yaklaşık 1,5 yıldan beri Bodrum'dayız biz. Hiç çıkmamıştık Bodrum'dan da. Aynen. Hiç de 6'da kalkmamıştık yani. Biz otomatik alarmsız 8'de uyanıyoruz. İş için. Şimdi bayramı fırsat bildik işte. Dedik hep aynı yerlere gidiyoruz. Bir de değişiklik olsun. Motorla da hiç uzun yol yapmadık çünkü. Dedik hem bize bir değişiklik olsun. Hem bir de motora bakalım. Kapasitesi nasıl falan diye. Öyle bir delilik yaptık bakalım. Ses. Aynen yani, şu arabaların da sesi olmasa otoban yanı sıfır ses. Arkamız çok güzel bir orman. Aynen. Yola devam. Oh. Öyle bir yer vardı ya. Güzel. Ne kadar kaldı? 1 saat 52 dakika. Ne zaman bu olan? 10.30 gibi düşündüm ben ama. Haydi bakalım. Arkadaşlar selam. Her tarafım yanmış. Şimdi bir benzinliğe geldik, BP'ye. Son bir kez daha mola verelim dedik. Reis arkada dinleniyor. Son bir saatlik falan yolumuz kaldı işte. İlk defa geldiğimiz için ben de çok bilmiyordum. Şey varmış, Sakar Yokuşu diye bir yer var. Sakar Yokuşu'ndan inerken bayağı çok virajlı, bir de çok eğimli. %10 falan bir eğim varmış sanırım. Bir de 9 kilometre boyunca çok uzun bir yol. Sakar Yokuşu'ndan aşağı inerken doğal olarak fren sıktık. Fren sıkmanın sonucunda da motordan bir koku gelmeye başladı. Ben de bilmiyordum. Bu arada şunu söyleyeyim. Instagram'da bu motorlar için açmış olduğum bir tane hesap var. RKS New Light Türkiye diye. Bunu da zaten videonun altına eklerim. Şu anda da zaten ekranda çıkmıştır. Motor alır almaz da hobi amaçlı açtım o hesabı. Ondan sonra bayağı bir büyüdü. Şu an takipçi sayımız 800'e ulaştı. Bir de WhatsApp grubumuz var. Eğer WhatsApp'a da gelmek isterseniz Instagram hesabımızda profil bağlantısı var. Davet bağlantısı var daha doğrusu. Oraya tıklayıp gelebilirsiniz. RKS New Light motoru olanlar kendi arasında yardımlaşıyor baya. Ben de zaten bilmiyordum. Gruptan Eren var. Sağ olsun kardeşim, selamlar. Eren'i aradım, dedim koku geliyor oğlum motordan, nedir ne değildir falan. O da dedi abi işte fren sıkmaktan olmuş olabilir, balatalardan dolayı. Korkma bir şey olmaz dedi. Öyle idare ediyoruz bir de.
şimdi bakalım. Üşümüş de yoruldu. Benim hatun. Şurada. Bir dediğim gibi bir saatte falan yolumuz kaldı Fethiye'ye. Bir gideceğiz. Yasemin ablacığım var. Çok seviyorum ablam seni. Fethiye'de görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Videolarda gördüğünüz gibi biz bir çılgınlık yapıp, delilik yapıp günübirlik Bodrum'dan Fethiye'ye gittik geldik. Yaklaşık bir 500-550 kilometre falan oldu git gel tahmini. Sabah 6'da kalktık. Ben şimdi size yapmanız ve yapmamanız gerekenleri anlatacağım. Size ona göre gidin ya da gitmeyin. Yani öyle söyleyeyim. Aşırı bir yorgunluk içeriyor. Zaten bu videoyu gidip geldiğimizden bir gün sonra çekiyorum. Şimdi sabah biz 6'da kalktık, hazırlandık ettik falan filan. 7'de yola çıktık. Onun öncesini de anlatayım ben size. Ben ilk böyle bir delilik yapmak istedim. İşte motor aldık, bir test edelim, uzun yol yapalım falan filan. Ondan sonra bir heyecanla hatuna gittim. Hatun dedim böyle böyle gidebilir miyim? İzin almak lazım. Gidebilir miyim? İlk anlattığım zaman yok demişti. İşte tehlikeli olur falan filan haliyle. Onu da anlıyorum. İzin vermemişti. Tamam demiştim ben de. Ondan sonra bizim zaten videonun önceki bölümlerini anlatmıştım. Bir Instagram sayfası açtık. RKS New Light Türkiye diye. Onda şu an ekrana çıkmıştır. Oradan da takip edip gelirseniz çok sevinirim. Oradaki bir arkadaş vardı Eren diye. O gitmiş. İzmir'den gitmişti sanırım. İzmir'den Fethiye'ye gitmişti. Yaklaşık 3-4 saat sanırım. 4 ya da 4,5 da olabilir. Tam hatırlamıyorum. O kadar bir sürede gitmiş. Ben de dedim yani ben dedim daha yakın, daha erken gidelim herhalde. Ondan sonra hem iki kişiyiz hem de bir de bir sırt çantası. İşte yolda içmedik böyle kahve falan filan yapmıştık. Hani yüklüydük de baktığınız zaman işte kıyafet falan da koymuştuk içine ne olur ne olmaz diye. Hani kalmayacaktık ama hava sıcak falan işte değiştirmemiz gerekebilir vesaire diye. Yani hem iki kişiydik hem yüklüydük. Ondan dolayı işte giderken 3 kere mola verdik. Dönüşte de bayağı bir yorgun olduğumuz için yaklaşık bir 6-7 kere falan mola verdik. Her yolda yorulduğumuzda durduk, her piştiğimizde durduk. Dediğim gibi sabah 6'da yola çıktık. Akşam bir saat sonra 7 gibi 6'da kalktık. 7 gibi yola çıktık. Ondan sonra ilk molamızı işte 8.30 falan gibi verdik böyle giderken. Fethiye'de de yaklaşık saat 12.30 gibi Fethiye'deydik. Bizim bir aile dostumuz var Yasemin abla. Onu hani benim üzerimde emeği fazladır. Manevi annem gibidir zaten. Onu dedim bir görürüm. Normalde Fethiye'deki arkadaşlarım için gidecektim. İşte onlarla uzun zamandır görüşmüyorum. Merih ile Birkan selam olsun. Onlar için gidecektim. Onların işleri olduğu için haliyle onlarla görüşemedik. Ondan sonra bir Yasemin abla uğradık işte. 2 saat oturduk. Kalktık direkt. O da şaşırdı. İşte ben sizi kalacaksınız diye falan bekliyordum dedi. Abla dedik böyle böyle hani günübirlik geldik biz. Bir deneyimlemek amacıyla falan filan daha geniş bir zamanda tekrardan geliriz dedik. 2.30 gibi yola çıktık abi. Ondan sonra işte şöyle söyleyeyim, giderken hava soğuktu. İşte uzun elbiseler, kalın elbiseler falan giydik. Zaten videolardan da görürsünüz. Yalnız gelirken çok sıcaktı, aşırı sıcaktı. Şort falan giydik işte haliyle. Öyle olduğu için de piştik. Her tarafımız yandı. Şöyle yüzüğü çıkarayım anlarsınız. Ön kameraya getireyim. Odakladım ha. Bayağı bir yandık yani anlayacağınız. Bir de full face kaskla gitmedik.
rüzgar çok vardı aşırı. Ondan sonra dediğim gibi ekipmansız gittik yani. Ekipman olarak bir tek kask vardı, o da zaten olsun. Yapmamanız gerekenleri anlatıyorum size bu arada. Yani gideceksiniz, rüzgar çok olduğu için ya motorun önüne rüzgarlık taktırın ya full face kaskla gidin. Eldiven, elleriniz çok kötü yanacak. Eldivenle alın. Hani yazlık olur. Kışlık takabiliyorsunuz, kışlık takın da bu havada zaten kışlık takmayın, daha kötü olur. Yazlık eldiven varsa en azından bir yazlık eldiven takın. Yokuşlarda Sakar yokuşu diye bir yer varmış. 9 kilometre boyunca yaklaşık ilk giderken yokuş aşağı iniyorsunuz, o konuda rahat. Ama dönüşte 8 kilometre boyunca %8 eğimle yokuş yukarı çıkıyorsunuz. Bilginiz olsun. İnerken tabii sürekli fren sıktığımız için Allah'ım arabalarda sıkıyor, biz de sıkıyoruz. Böyle yolun yarılarında falan bir koku gelmeye başladı. Daha dedik sıçtık. Ondan sonra işte ilk bir motoru kenara çektik gölgeye. Arabalar vızır vızır akıyor. Köşeye çektik, bekliyoruz. Hala kokuyor falan. Ondan sonra bir tırstım. İlk defa başıma geliyor bir de. Yine gruptan Eren'i aradım, İsmail'i aradım. İlklerinde açmadılar. Tabii sabah saat kaç? 9-10 falan da aynen. 9-10 falan da. Ondan sonra biz de fark ettik. Hatun da dedi sabah saat 10 niye millet arıyorsun falan filan diye. Dedim yardım ederlerdi yardım ama açmadılar dedim. Ondan sonra işte biraz gittikten sonra Eren aradı. Motordaydım, açamadım. Mola verdiğimizde tekrardan dönüş yaptım. Eren dedim böyle böyle. Abi dedi o balatalardan geliyordur, merak etme falan dedi. Tamam dedim ben de. Ondan sonra şöyle bir şey duymuştum ben. Uzun yol yapan arkadaşlardan. Tolga var bizim gruptan. Benim de aynı zamanda hani yardımcı değil de kardeşlik yapıyor bana, işte öyle söyleyeyim. Grupta, o da Instagram grubumuzda, WhatsApp grubumuzda yönetici kendisi. Onu da Instagram'ına eklerim. Herhangi bir motorla ilgili bir sorunuz falan filan olursa ona da yazabilirsiniz, yani sorun değil. Ondan sonra ne diyordum ben? Hatırlayamadım. uzun yol yapan daha önce işte yola çıkmadan bayağı 1-2 ay öncesinde falan Tolga'dan böyle fikirler alıyordum. O da diyordu abi işte motoru kapatmadan böyle işte mola vereceğin zaman motoru istop etmeden en az bir 1-2 dakika rolantide çalışsın, devam etsin, ondan sonra kapat diyordu. Onları falan yaparsınız. Onun dışında dediğim gibi yaz aylarında çıkmamaya da dikkat edebilirsiniz aslında. Yola çıkmamaya, yani çok sıcak çünkü. Bir de dediğim gibi vizör falan direkt şey olduğu için güneşi aldı. Plastiğin etkisiyle de daha da çok yüzümüzü yaktı. Belli oluyor mu bilmiyorum. Bayağı bir yanıklarımız var. Omuzlarım falan da soyuldu ama onları tabii göstermeyeyim size. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar, böyleydi uzun yol deneyimim. Çıkacaksanız da böyle tam yaz olmadan çıkın. Öncesinde uzun yol yapanlardan fikir edinin. Bu arada Eren şey demişti, bayram dolayısıyla yolları ücretsiz abi demişti. O tünele gelmeden hem ücretsiz geçiş var arkadaşlar ama daha uzun yol oluyor. Ücretli geçiş de var. Ücretli geçişte biz iki kişi motorla gittik işte. 6 lira ödedik. Bilginiz olsun. Daha yolu kısıtıyor. 5-6 lira için yolunuzu uzatmayın yani. Onun dışında lastiklerinize, yağınıza, benzininize dikkat edin. Biz giderken buradan çıkmadan zaten gitmeye yakındı benzinim. Giderken fullledim. Tek depoyla gittim. Dönüşte de yine bitmeye yakındı. Orada da fullleyip o depoyla buraya geldim. Onun dışında anlatacaklarım çok fazla bir şey yok. Zaten videolardan görmüşsünüzdür. Rüzgar aşırı oluyor. Yani tek sıkıntımız rüzgardı. Sele olayına rahat bir şey alın. Artçı için bel desteği çok önemli. Bir de onlar sürekli bacaklarını açık şekilde gittikleri için onlar daha fazla yoruluyor. Bilginiz olsun. Yani mola verin. Sık sık mola verin. Suyunuzu falan eksik etmeyin. İçeceklerinizi eksik etmeyin.
Biz giderken inanın yiyecek falan bile aldık. İşte bisküviydi, çart çurt falan filan hiç yiyemedik bile. Onun dışında çok da bir şey anlatacak yok sanırım. Yine sorularınız olursa videonun yorum bölümüne bırakabilirsiniz. İster Instagram'a ister WhatsApp'a gelebilirsiniz. Grupta da arkadaşlarımız çok. Herkes yardımcı oluyor sağ olsun. Öyle. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Instagram hesabımıza gelmeyi unutmayın. Takipçi sayımız bayağı bir yükseldi. Bayağı da aktifiz. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olmayı, yorum atmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.